gideri gelirinden fazlaymış. Sıfır vergi. Sıfır vergi. Diğer ismimize, son ismimize geçelim arkadaşlar. Eylül Hanım, geçen sefer biz bununla ilgili belgeler anlatmıştık. Kendisiyle ilgili ödediği vergileri, ödemiş olduğu beyanlarını, her şeyini anlatmıştık. Hatta evle ilgili 10 tane evi olduğunu, orada bir tane şunu yaptık, bir tanesinde kendisi oturuyor dediğimizde onundan kira alıp o kiralarla bir tane evde oturuyormuş kendisi. 10 ev kiralıkmış. Şimdi kendisinin Amerika'da kurduğu... Bir dakika anlayamadım Murat söylediğini. Biz geçen yayında 10 tane evi var. Evet. Bunun bir tanesinde de kendisi oturuyor demiştim ben. Hı hı. O doğru değilmiş. 10 evi var. Bu 10 ev kiralıkmış. O 10 evin kiralama bedelini, karşılığını alıyor. Başka bir evde oturuyormuş. Hı. Bu Amerika'da kurduğu şirketin evrağı. Aynı zamanda bütün yurt dışındaki yazışmaları çıkardım. Diğer evraklar da verelim. Ne kadar para kazandı ve bu hanımefendinin kaynağı nedir dedim ben. Bu hanımefendi ne yapmış ki bu kadar büyük bir serveti elde etmiş? Yani 10 tane ev alabilecek Amerika'da. Aynı zamanda bu kadar güzellik salonunun sahibi olacak diye. Kendisi şunu söylemişti bana. Benim güzellik salonum 9 tane franchising var. Bir tane benim vardı. O da iş yerinden anlaşmazlıktan dolayı kapattım. Franchisinglerim var. Bir tanesiyle de anlaşamamak üzereyiz demişti. Şimdi kendisinin yer aldığı diziler varmış. Filmler varmış. O filmlerde yer almış. İşte onlarda yardımcı oyuncu ya da başka şey olmuş. Programlar yapmış. O programlardaki kazançlarını göndermiş. Buradaki kazançlarını göndermiş. Benim diyor kazançlarımın hepsini lütfen siz de kontrol edin. Devlet de kontrol etsin. Eğer benim herhangi bir şeyim varsa zaten hepsi de ortaya çıkacaktır diyor. Bu kadar büyük paranın kendisiyle ilgili yine kozmetikten mi kazandı diye sorduğumda hayır, 2014'ten beri ben çalışıyorum. İçerik üretiyorum. Aynı zamanda filmlerde oynuyorum. Aynı zamanda reklamlarda oynuyorum. Hem de bunu alalım arkadaşlar. Evet, bunu alabiliriz. Aynı zamanda şeyi var, çok uzun bir seceresini yazmış ve nereden ne para kazandığını göndermiş. Buradaki karar verecek olan merci ödediği kazandıklarıyla şu andaki yaşadığı hayat ve aynı zamanda şirketlerin üzerinde var olan ya da aldıkları evin kaynağını ne oluşturuyor? Bunu da yine savcılık makamı oluşturacak ki davaya dahil ettiler zaten. Bunu da hep birlikte göreceğiz biz. Aslında yani başka... O filmlerde oynayarak herhalde Amerika'dan o evin bir kapısını alamazsın. Şulemsi yani var. Şulemsi'nin de mesela vergisini verebilirsiniz. Tabii Almira var. Ya bitmez orada. O kadar çok ki 17 çok isim var. Çok isim var. Abi yani hepsinin tablosu aynı, o nedenle. 17 isminle tek tek, evet, vergi matrahlarını falan çıkardım. Yani, hı-hı, şirketlerinin ortaklarını... Genel olarak zarar etmişler anladığım kadarıyla. Şulemsi hanımefendi 2021 yılında matrahsız zarar etmiş genelde. Matrahsız. 2022 yılında 89.201 lira beyan etmiş. Bunun karşısında da 15.916 lira asgari ücret vermiş. Hanımefendinin arabasını görmek ister misiniz? Şulemsi'nin arabasını görün bakın. Canım sıkılsın istemem bu zaten. İnanın bir yıl içerisinde 15 bin kilometre ya da 10 bin bakımına gittiğinde ödediği paradan daha fazla. Kocasıyla birlikte bir de rap müziği çekiyor, eğlenceler yapıyor. Sadece kendisi değil, kocası yine araba hediye ediyor ona. Yine aynı marka arabalar. Yine aynı yaşamlar, yine aynı hayatlar. Bir de bunların şeyleri var, muhteşem bir yerleri var. Bunların hepsi ilk başta şeye gidiyorlar, milleti kandırmak için dini kullanıyorlar. Mekke'ye ya da Medine'ye gidiyorlar. Allah bilir orasını, biz yine karışmayalım ama... Bir de çok sevdikleri Dubai var arkadaş. Dubai aşkı var bunlarda. Soluğu Dubai'de alıyorlar. Soluğu Dubai'de alıyorlar. Niye? Çünkü kara paranın merkezidir Dubai. Dubai kara paranın merkezidir kardeşim. Yani sadece 15 bin lira mı vergi ödemiş? Evet. Bu kişi. Şulemsi, 2022 yani bu yılında 15 bin lira vergi ödemiş abi. Yani askeri ücretli bir kişi vatandaşın ödediği verginin %10'da biri herhalde değil mi? Ondan devam edeyim mi? Şey. Son bir ismi mi var? Daha çok isim istersen daha var. Hepsi yani şeyle tamamlayalım gel. Aymira diye bir isim var. Ha, onu da söyleyeyim. 2022 yılında 142.760 lira beyan etmiş. 32.834 lira vergi ödemiş. 100 tane şeyim var diyor. Şubem var diyor. Bak 100 tane şubeden aldı. 10 bin lira aylık royalty bedeli var. Her ay kazançlarından 10 bin liraya da 20 bin lira para yatırır. Bunlar kayda girmiyorsa cepteki para. Bunların üzerinden bir de oradaki mağaza açıyorum diye içerisindeki mobilyaların dekorasyon işi var. Bunları da kendileri yapıyor ki vergiden düşebilmek için şöyle. Şube açıyor ya, şubenin içerisindeki tadilatı kendileri yapıyor, gider gösteriyorlar bunu. Oradan da para alıyor. Çoğu firma böyle yapıyormuş. Ya akıl alır gibi değil ya sistem. Süper bir sistem kurmuşlar. İstedikleri hayatı yaşıyorlar. İstedikleri gibi insanların gözünün içine baka baka alay ediyorlar. İnsanların gözünün içine baka baka yapmış oldukları görgüsüzlüğü legalleştirebilmek ve meşrulaştırmak için de bir takım
girişimlerde bulunuyorlar. Dinsel objeleri ya da herkes için kutsal olan ifadeleri kullanıyorlar. Ya da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü dahi kullanabiliyorlar. Bunların içerisinde kurmuş oldukları sistemlere zarar gelmesin diye çevresindeki paralı trollerini kullanıyorlar. Beğeni yaptırabilmek ya da onların kendi içerisinde görünürlüklerini arttırabilmek için sosyal medya danışmanlıklarıyla çalışıyorlar, PR şirketleriyle. Bunların videolarını öne düşürmeye çalışıyorlar, keşfete düşürmeye çalışıyorlar. O keşfete düştükten sonra ise insanlara hak bildirmeye çalışıyorlar. Aslında izlemekten çok hoşlarına gidiyor. Kendiler kendi aralarında reklamın iyisi kötüsü olmaz diyorlarmış. Evet, devletin tatlı yüzünü görmeyenler her zaman bunu söylerler. Ama eğer gerçekten adaletli biri çıkar hesap sorarsa, o paranın kaynağının nerede olduğunu sorar ve alnının teriyle çalışan insanların hakkını, hukukunu savunursa ben o zaman görürüm. İşte benim de bitirirken sana söyleyeceğim şey de buydu soruyla. Yani bu isimleri sabaha kadar işleyebiliriz. Hepsinde benzer fotoğraf var. Buradaki temel mesele yargı bunun için bir irade gösterecek mi? Göstermeyecek mi? Yoksa bu insanlar bunu yapacaklar. Gösterecek mi, göstermeyecek mi? İşin sonunda göreceğiz. Yoksa göreceğiz. Bu mesele bazı siyasi kanada dokununca orada duracaklar mı, durmayacaklar mı? Bazı duvarlara çarpacaklar mı, çarpmayacaklar mı? Burada bazı isimler var. Şöyle, şimdi ben bunların hepsini de çıkarmaya çalışırım. Yayınlarda anlatacağız bunları. Bunlardan vazgeçmeyeceğiz. Ama şurada şöyle şeyler var. Bazı isimler var. Şu andaki iktidar partisinin içerisindeki akıllarla bağlarını kuran isimler. Şimdi hesaplarını kapatıp böyle saklamaya çalışıyorlar. Fotoğraflarını silmeye çalışıyorlar. Bunların arasındaki koordinasyonu sağlayan, aslında bir nevi de güvence verdirtmeye çalışan isimler var. Mesela bu kişiler noterlerden devirler yapıyorlar. Mesela bazı hanımefendiler bazı isimlerin üzerine yaptığı evler, arabaları bizim bilmeyeceğimizi zannediyorlar. Duymayacağımızı zannediyorlar. Ya da bizim gibi duyan insanların, savcıların da olmadığını düşünüyorlar. Hepsini biliyoruz. Oradaki üzerine arabaları kimin üzerine aldıklarını, evleri kimin üzerine yaptıklarını, şirketlerdeki kazançların kimlerin parasına geldiğini, hangi şahsi hesapları kullandığını tek tek böyle cımbızla çekiyorum ve hepsini dosyaya yerleştireceğim. Nasıl yerleştireceğim biliyorsun? Yazacağım, kayda geçireceğim. İnşallah savcılar görür. Peki. Şimdi Murat, Barış'a geçeceğim. Geçmeden bir şey soracağım. Birazdan bir başka dosya açacaksın. Şurada okla gösterilmiş bir erkek var. Ha, işte bak. Sorunu sor, dosyaya pas at ama. Şimdi bak, buradaki banteli var. Engin Polat'ın yanında biri var. Az önce de konuştum yayına girmeden önce kendisiyle. Biraz sonra futbol dosyasını anlatacağım ya, hep işte niye oralara gidiyorsun, niye buralara gidiyorsun diye. Oradaki beyefendi kim, onu anlatacağım. Peki, birazdan açacağız onu. Şimdi Barış Pehlivan, cezaevinde çok oturdun arkadaşım, o yüzden birazcık seni... Ben de mi ayağa kalkacağım? Tabii, burada öyle Allah yani, Allah. Kolay para kazanılmıyor. Yani şöyle olmuyor bizde, 2019'da 30 bin lira, 40 bin lira krediyle milyonlarca dolar ödeyemiyoruz. Okuyamadım Murat, bakacağım şimdi hemen. Buyurun şimdi, efendim. Barış, mesele şu, biz son dönemde sen de cezaevindeyken arka arkaya bazı operasyonları izledik. Evet. Sık sık da bu masanın anlattığı suç örgütlerine yönelik operasyonlardı. Ali Yerlikaya'da, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'da bir toplantıda dedik yani ben işte kimlerin olduğunu sen göstereceksin. Büyük bir masa, bu masada suç örgütlerine yönelik son dönemdeki operasyonlarımızı konuşuyoruz. Geçtiğimiz hafta Timur da anlatmıştı, bu operasyonlar yapılırken işte.